Arkadaşlar merhaba. Bugün diferansiyel denklemler dersinde genel tekrar yapacağız. Gördüğünüz gibi ilk 3 soru karşınızda. Mertebesini, şu denklemin mertebesini, derecesini ve lineerliğini bulacağız. Mertebesini nasıl buluyorduk? Hatırlarsanız y bağımlı değişken, x ise bağımsız değişkendi. Gerçi burada x yok. Ama y var. Zaten önemli olan bağımlı değişkenimiz olan y. Mertebesini bulmak için denkleme bakıyorduk. Y'lerden hangisi en çok türev alınandı diye bakıyorduk. Bu bağımlı değişkenimiz bir kere türev alınmış. Üstünden de göreceğiniz gibi. Burada ise iki defa alınan bir bağımlı değişkenimiz var. Yani y var. Peki o zaman bunları söylemeden önce ilk önce şu bağımlı değişkenimizi kökten çıkartmamız gerekiyor. Ha, niçin olduğunu da ben size söyleyeyim. Bu şekilde bulunamıyor maalesef. Çünkü derecesi mesela mertebesi 2'nin için burada bir tane türev alınmış. Burada iki tane en çok türev alanını bulacağımız için mertebesi 2 diyebiliriz. Ancak derecesi de bunun kuvvetiydi, 2 idi. Ama biz 2 diyemeyiz buna. Çünkü burada kök var. Buradan 1 bölü 2 geliyor. Burada 2 var. Bu yüzden söyleyemeyiz. O yüzden kökten çıkartmamız için bunun karesini alıyoruz. Bunun da karesini alıyoruz. Ardından kök ile buradaki kare gidiyor. Yani ortaya şöyle bir denklem çıkıyor. Y'nin birinci türevinin karesi eşittir 1 artı y, şey özür dilerim, 1 artı y'nin ikinci türevinin karesi. Yani şu kök ortadan kalkıyor. Ardından şimdi bakabiliriz. Peki ne oldu? Mertebe 2. Niçin? En çok türev alınan bağımlı değişkenimiz yani y bu. Şu gördüğünüz gibi. Mertebesi neydi? Türev sayısıydı. Burada zaten 2 olduğu gözüküyor. Şimdi biz bunu anlatıyoruz ama şu kökü görmeyin. Çünkü onu yok etmiştik. Ardından derecesini bulacağız. Bunun derecesini nasıl buluyorduk? En yüksek mertebeli olanın kuvvetini buluyorduk. En yüksek mertebeli bağımlı değişkenimiz bu olduğuna göre kuvveti de 2'dir. Yani derecesi de gördüğünüz gibi 2. Peki lineer midir? Onu söyleyelim. Ona bakalım. Burada kare vardı bir tane. 2 vardı üzerinde hatırlıyorsanız. Lineerlik ne demekti? Bir bağımlı değişken kendisiyle veya onun türevleriyle çarpılamaz. Bunun üzerinde 2 var. Yani bu ne demek? Y'nin birinci türevinden 2 tane birbirini çarpmışız. O zaman bu lineer değil. Aynı şeyi burada da görebiliyoruz. Karesi var burada. 2 tane y üstü 2 çarpılırsa ne olur? Lineer olmaz. Gördüğünüz gibi dediklerim yazıyor zaten. Peki bu ikinci denkleme bakalım. Mertebesini, derecesini ve lineerliğini sormuş bize. Burada mertebesi gördüğünüz gibi üstteki gibi kök olmadığı için buna bir değişiklik yapmıyoruz. Mertebesi burada gördüğünüz gibi bu bir kere alınmış türev. Şu y'ler hiç türev alınmamış. Bu da iki kere alınmış. En çok türev alınan ne hangisidir? Tabii ki de fareyle gösterdiğimdir. O zaman mertebesi 2'dir. Çünkü y 2 defa türev alınmış. Peki derecesi ne diye soracak olursak neydi? Mertebesi en yüksek olanın kuvvetini bulmamız gerekiyordu. Yani üstünü. Bunda 1 var. Çünkü gözükmüyor. Hani yazmamıza gerek yok zaten. 1 olduğu için bunun mertebesi 2, derecesi ise 1'dir. Peki lineer midir? Gördüğünüz gibi sadece şurada lineer diyebiliriz. Ama buraya geldikten sonra hatırlarsanız az önce de dediğim gibi y yani bağımlı değişkenimiz kendisi veya türevleriyle çarpılamazdı. Bu yüzden de lineer değildir. Şöyle küçültelim. Evet. Üçüncü sorumuzda da
Bir tane fonksiyon vermiş, bir tane daha vermiş. Yani toplam iki tane denklem vermiş. Diyor ki birinci denklem, ikinci, yani özür dilerim. Birinci fonksiyon şu çözüme eşit midir diyor. Eşitse gösteriniz diyor. Bunu nasıl yapıyorduk? Hatırlarsanız hangisinde keyfi sabit var? Tabii ki de bunda var. Gördüğünüz gibi C. Bir tane keyfi sabit olduğu için bir kere türevini alacağız bu denklemin, fonksiyonun. Aldığımızda şöyle bir ifade çıkacak. Ardından şu ifade ile y ifadesini bu denklemde yazacak olursak şöyle bir şey çıkacak. Şu uzunlukta bir eşitlik çıkacak. Ardından gördüğünüz gibi sadeleştirme oluyor. Zaten sadeleştirme olmazsa işiniz zorlaşır. Belki hata yapıyor olabilirsiniz. Dikkat etmenizde fayda var. Ardından bunu bu tarafa atıyoruz. Yani eşitliğin öteki tarafına atıyoruz bu denklemimizin bunu. Ardının eşit olduğunu görebiliyoruz ve göstermiş oluyoruz. Bu soru da bu kadardı. Hemen dördüncü soruya gelelim. Burada bize diferansiyel denklemini buldunuz diyor. Ben soruyu yazmamışım ama öyle bunu istiyor. Kaç tane keyfi sabit var? Burada bir adet var. O da C. O zaman bir kere türevini alıyoruz şu denklemimizin. Türevi aldığımızda şu şekilde bir denklem çıkıyor. Gördüğünüz gibi C yok edilmiş bir şekilde burada yok. O zaman bu diferansiyel denklemler diyebiliriz. Diferansiyel denklem diyebiliriz. Diğer soruya baktığımızda y eşittir c1x artı c2 çarpı e üzeri x diyor. Aynı şekilde diferansiyel denklemini sormuş. Burada da 1 ve 2 tane değişkenimiz keyfi sabitimiz olduğu için gördüğünüz gibi bakın az önce c idi bir taneydi yani. Burada C1 ve C2 var. Yani 2 adet keyfi sabitimiz var. Bizim amacımız diferansiyel denklemi bulmak için bunları yok etmekti. O yüzden 2 tane olduğu için 2 tane türev alacağız bu cepte. Hadi birinci türevi alalım. Y'nin türevi y üssü eşittir. Bu zaten bir sayı olarak düşünecektik. X'in türevi 1. O zaman 1 çarpı C1, C1 artı e üzeri x'in türevi de yine e üzeri x'tir. Burada bu zaten sayı olarak düşünürsek c2 çarpı e üzeri x oluyor. Bakın gördüğünüz gibi yavaş yavaş götürüyoruz. İkinci türevi aldığımızda ise c1 bir sayı olarak düşünürsek 0 olur. Çünkü bir örneğin 10 sayısının türevi 0'dır. Artı c2 çarpı e üzeri x. Bu yine değişmeyecektir. Çünkü buradaki gibi x yok olmuyor burada. E üzeri x'in türevi e üzeri x olduğu için. O zaman şöyle diyebiliriz. Y'nin ikinci türevi eşittir. C2 çarpı e üzeri x. Bakın şu denkleme şu şekilde. Komple şu C2 çarpı e üzeri x'e y'nin ikinci türevi diyebiliriz. Dersek ne olur? Gördüğünüz gibi şu şekilde şu hale gelmiştir. Ama şimdi bizim C1'i de yok etmemiz gerekiyor. Bunun için ne yapmamız lazım? Bu arada şimdi y'nin ikinci türevi C2 çarpı EX dedik ya. Buraya da yerine yazdık. Buraya da yerine yazarsak C1 eşittir. Bunu bu tarafa attık. Y üssü eksi y'nin ikinci türevi. Gördüğünüz gibi bu C1'i de artık biliyoruz. Y'nin birinci türevi eksi y'nin ikinci türevi. Hafif küçültelim. Şöyle yapayım. C1'in yerine şu ifadeyi C2 çarpı e üzeri x'in yerine de şu ifadeyi koyduğumuzda diferansiyel denklemimiz ortaya çıkmıştır. Çıkıyor. Farkındaysanız keyfi sabit bulunmuyor. Evet, başlangıç değer çözümünü bulunuz diyor. Ne demek bu? Onu söyleyeyim. Y cinsinden diyor. Özür dilerim. Burada da diyor ki
Keyfi sabitin cevabını bulun bana diyor. Tamam eyvallah. Burada y1'in 1 olduğunu ve y'nin türevinin y türevi şey özür dilerim. Y'nin birinci dereceden türevine x'e 1 dersek 0 oluyor. Peki bunları bulmamız için ne yapmamız gerekiyor? Şu ifadenin integralini almamız gerekiyor. Bu ifadenin integralini alırsak burada y'nin birinci türevi, burada da e üzeri x'in integrali alıyor. Zaten e üzeri x'in türevi de integrali de e üzeri x. Peki bu tamam alalım. Birinci türevi alalım. Aldığımızda şöyle bir ifade çıkıyor. Az önce dediğim gibi y'nin birinci dereceden türevi eşittir e üzeri x. Artı c1 diyoruz. Bu da integralin kuralıdır. Yani bunu anlatmama gerek yok. Ardından bir defa daha türev alırsak şu ifadeyi y eşittir e üzeri x her zamanki gibi duruyor. Artı c1 çarpı x artı c2. Niçin bunun yanına x ile çarptık? Şunu bir sayı olarak düşünün. 3'ün integrali x'e göre nedir? Tabii ki de 3x'tir. Bu yüzden bunu yazdık. Ardından bakın burada iki tane keyfi sabitimiz bulunmakta. Biz bu denklemleri çıkardığımıza göre artık y'yi özür dilerim c1'i ve c1 c2'si bulabiliriz. Şu ifadede 1 verildiğinde x'e y eşittir 1 bulunmuş. X'e 1 verelim. E üzeri 1 oluyor. Artı c1 artı c2 oluyor. Buradan belki bulamayız. O yüzden bunu en son yapalım. Şuna baktığımızda y'nin birinci türevi 0 oluyormuş. X eşittir 1 olduğunda. Eyvallah. Şuraya 0 diyoruz. Şuradan geldiği için 0. X'e de 1 dediğimizde c1'in ne olması gerekiyor? Tabii ki de e üzeri x oluyor. Yani c1 yerine bunu yazarsak y'nin birinci türevi 0 olacak. Zaten bunu doğruluyor. O zaman c1'i bulduk. Şimdi az önce yapamadığımız şeye gelelim. Ne demişiz? X'e 1 verildiğinde y'de 1 oluyormuş. E üzeri 1 artı e üzeri özür dilerim. Eksi e üzeri x çarpı 1 artı c2. Buradan da denklemde her şeyin yerine yazarsanız c2'de 1 çıkıyor. Ardından şu y'li denklemi alıyoruz. C1'i ve C2'yi bulduğumuz değerlere göre yazarak sonucu buluyoruz. Bu bir diferansiyel denklemdir. Genel tekrarımız bu kadar. Zaten çok fazla bir şey anlatmadım. Sadece hani anlayın diye yavaş yavaş gidiyorum bu konularda. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Diğer dersimizde değişkenlerin ayrılabilir denklemleri anlatmak suretiyle karşınıza çıkacağım. İyi çalışmalar, kolay gelsin.